Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere 25 Kasım 2019 Bursa altılı kuponumu paylaşacağım. İlk ayak birinci koşu kısa vade altı bir koşu 1200 kum 3 yaşlı Araplar. Benim buradaki ilk tercihim favorim Korkmaz Efe Kocakaya'yla. Yani arkadan sprintle gelecek ve ben Korkmaz Efe'nin sprintini çok beğeniyorum. Yarın da kazanacağını düşünüyorum. Dileyen arkadaşlar alternatif tek olarak değerlendirebilirler. Ama burada size bir tane daha söylemek istiyorum. O da 4 numaralı Aslan Soylu Mustafa Çiçek'le. Onu da çok beğeniyorum. Yani ilk ayak ben 9 ve 4 olarak düşünüyorum. Burada sevdiğim Snoplu Merve var ama yarın işinin zor olduğunu düşünüyorum. Bir de burada korktuğum 10 numaralı Bestekar var arkadaşlar. Ama ben yani bir tık sert geleceğini düşünüyorum bu grubun. Bestekar'a da ama kazanma ihtimali de yok değil ama ben kendi şahsi kuponumda 9 ve 4 olarak oynayacağım arkadaşlar. İkinci koşu yani arkadaşlar şimdi hani büyük kupon vermediğim için bunların hepsini yazdırmıyorum size. Yani dileyen arkadaşlar dediğim gibi yani eğer bütçeleri el veriyorsa 10 numarayı da ekleyebilirler. Yani burayı 9, 4, 10 olarak geçebilirler. Ya da kendi tuttuğu atlardan ekleyebilirler ama ben de öncelikli olan 9 ve 4 kendi bütçemden dolayı bu şekilde oynuyorum arkadaşlar. Ha, sonra da bu korktuklarımız gelince de başarısız oluyoruz ama mesela bugün İzmir'de de ilk iki ayak ben favorileri yazmadım. Daha güzel bir ikramiye için biliyorsunuz hatta dedim ki İstanbul Ateşi bende çok ön plana çıkıyor ama ben yazmayacağım dedim. Tuttu İstanbul Ateşi geldi. İkinci ayak Ege'nin aslanı. Yani dedim ki ben yazmayacağım ama siz ekleyebilirsiniz. Ekleyin dedim. Yine favori Ege'nin aslanı geldi arkadaşlar. Üçüncü ayak 1-2 vermiştim size ama yani oranın da aslında şeyi 1-2-7-8'di ben de size. 7-8'i söylememiştim ama hani arkadaşlarıma söylemiştim. 7'yi muhakkak kuponlarında bulundursunlardı. Yani oraya çok at yazanlar. Orada da 7 geldi. Ondan sonraki ayaklar zaten ben size 3 at verdim geldi. 2 at verdim geldi. Tek attık geldi. Yani son ayak hatta tek attım ben 1 numarayı arkadaşlar kendi kuponumda. Hani 1-2 vermiştim size ben 1'i tek attım arkadaşlar. O da geldi. Son 3 ayakta başarılı olduk. İlk 2 ayak favoriden yattık. 3. ayakta arkadaşıma verdiğim at geldi arkadaşlar. Yani tutturabileceğimiz bir altılıydı. Kısmet değilmiş sağlık olsun. O yüzden de burada yine küçük kupon yaptığım için dediğim gibi yani Sinoplu Merve'yi sevmeme rağmen yazmıyorum. 10 numaralı Bestekar korkmama rağmen kendi kuponuma yazmıyorum. Hani bir tane daha söyleyin derseniz o da 5 numaralı Ayliz olabilir ama dediğim gibi ben 9 ve 4 olarak geçeceğim. Şimdi ikinci koşu handikap 15. Dişiler 1900 kum arkadaşlar. Ben burada da 4 tane seçeneği indirgedim. 15 tane at koşuyor. Yani buradaki ilk seçeneğim benim Madame Chernobyl arkadaşlar. Benim sevdiğim bir at. Yar muhakkak kuponumda yer vereceğim. İkinci tercihim 10 numaralı Whitewater olacak ayan kurşunda. Üçüncü tercihim 7 numaralı Danias Daughter olacak. Ve son tercihim de 4 numaralı Powerbank olacak arkadaşlar. Burada da yine söyleyeyim size. Burada Dökerliz var ama ben kuponumda yer vermeyeceğim. Yine favori gelirse artık kısmet şansımıza deriz. Başka da bir korkacağımız at var mıdır? Zannetmiyorum. Dediğim gibi ikinci ayak ben 1, 10, 7 ve 4 olarak geçeceğim arkadaşlar. Üçüncü ayağa geçersek şartlı 3 bir yarış. 3 ve yukarı İngilizler 1300 kum. Burada yarın 2 numaralı Headway bayağı ön plana çıkar. Ama ben kuponumda yer vermeyeceğim arkadaşlar. Bakıyorum başka ne olabilir diye. Yani ben burayı iki seçenekle geçeceğim arkadaşlar. Ha, evet Harputlu'nun oğlu da belki biraz ön plana çıkabilir ama ben yarın burayı iki seçenekle geçeceğim. Bu 3 numaralı Gaudi Mustafa Çiçek'le ve 4 numaralı Resurrection olacak arkadaşlar. Ben yarın 3. aya 3 ve 4 olarak değerlendireceğim kendi kuponumda. 4. ayağa geçersek bu yarışın iki at arasında geçmesini düşünüyorum. Şartlı 5 dişi bir yarış 1400 kum. 1 numaralı Dilim Yandık Gökhan Kocakaya ve 2 numaralı Elizabeth Keane arasında geçmesini bekliyorum.
Ama ben şahsi kuponumda yine kuponumun bedelinden dolayı bir numaralı dilim yandıyı tek olarak değerlendireceğim arkadaşlar. Benim bankom bir numaralı dilim yandı olacak. Şimdi 5. koşu şartlı 5 bir yarış 1400 kom. Zor bir yarış. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5'in arasında geçecek gibi gözüken yarış. Ama ben kuponumda 4 tane dördünü değerlendireceğim arkadaşlar. Bunlardan biri 1 numaralı Beyond Redemption. İkincisi 2 numaralı Nide Bey'i. Üçüncüsü 4 numaralı Madame Alia. Ve dördüncüsü de son olarak The Difference olacak arkadaşlar. 3 numaralı The Difference. Yani 1, 2, 4, 3. Yani ben 5 numaralı Angeletta'yı burada kuponumda yer vermeyeceğim. 6 numaranın zaten kazanacağını düşünmüyorum arkadaşlar. 6. koşu handikap 14 bir yarış. 1900 kum 4 ve yukarı Araplar. Benim buradaki ilk tercihim 6 numaralı Serden Geçer olacak. İkinci tercihim 13 numaralı Peksoy'un oğlu. Sonraki tercihim 10 numaralı Kainatım. Ve son tercihim de 15 numaralı Anarlıcı olacak arkadaşlar. Yani benim son ayaktaki sıralamam 6, 13, 10 ve 15. Şimdi kendi şahsi kuponumu baştan itibaren size verecek olursam. Birinci koşu ilk ayak arkadaşlar. 9 numaralı Korkmaz Efe. 4 numaralı Aslan Soylu. İkinci ayak 1 numaralı Madame Chernobyl. 10 numaralı White Water. 7 numaralı Danyas Daughter ve 4 numaralı Power Bank. Üçüncü ayak arkadaşlar 3 numaralı Gaudi, 4 numaralı Resurrection. Dördüncü ayak arkadaşlar 1 numaralı Dilim Yandı Banco. Beşinci ayak 1 numaralı Beyond Redemption, 2 numaralı Nide Bey'i, 4 numaralı Madame Alia, 3 numaralı The Difference. Son ayakta 6 numaralı Serden Geçer, 13 numaralı Peksoy'un oğlu, 10 numaralı Kainatım ve son olarak da 15 numaralı Anarlıca. Hepinize yarın için bol şans diliyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.